Rusya'nın Ukrayna saldırısını değerlendiren Aygün, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesinden kaçıp Türkiye'ye sığınabileceğini iddia ederek, ömrü yeterse, sonu Rusya'dan kaçmak olacaktır. Nereye biliyor musunuz? Türkiye'ye. Niye mi Türkiye'ye? Bir dünyaya bakın anlarsınız, kaçacak yeri yok. Ya sonu Hitler gibi, meçhul, olacak, ya da kaçabileceği en yakın yere kaçacak. O da, ya İran, ya da Türkiye. Kontrolündeki Suriye falan da değil. Çünkü Suriye'de Putin'i yaşatmazlar. Zaten Putin giderse, Suriye'deki Esad da gider, ifadelerini kullandı. Hakan Aygün'ün açıklamalarının tamamı şöyle. Putin Türkiye'ye sığınabilir. Amerikalıların çok kullandığım bir deyimi vardır, dead man walking. Yürüyen ölü adam, anlamına gelir. ABD'de biliyorsunuz bazı eyaletlerde idam var. Bu söz, idamlık mahkumlar, için kullanılır. Hala ayakta ve sağdırlar ama bugün yarın öleceklerdir. Lafın çıkışı da, cezaevlerinden olmuştur. İdam mahkumu, na önceden idam saati bildirilmez. Vakti geldiğinde, muhtemelen de sabaha karşı hücresini kapısı çalınır, idama götürülme vakti gelmiştir. Ayakları zincirlidir. Hücreden dışarı çıkarıldığında, ayaklarındaki zincirleri şakırdata şakırdata yürütülür. Hücre komşuları da bu sesi duyar ve ilk kez kim söylemiştir bilinmez ama, ağızlardan şu laf çıkar, dead man walking. Yani, yürüyen ölü adam. Yürüyen ölü adam, birazdan ölecektir. Bu isimle, film bile çevrilmiştir. Çok da güzel filmdir. Tavsiye ederim. Putinizm nedir? Bugünlerde Putin'e de, yürüyen ölü adam, gözüyle bakıyorum. Tabii, böyle bakmamın, hakkında ortaya atılan, bağırsak kanseriyle boğuşuyor, haberleriyle alakası yok. Çünkü ölmekte olan Putinizm. Hani bir zamanlar Erdoğan'ın da özendiği söylenen, Putinizm. Nedir Putinizm? Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla, misali, Putin'i anlatırken, aslında biraz da, kendi başımızdakini, anlatmış olacağım. Putin'in felsefesi şudur, despotluk nasıl desteklenebilir ve halkların özgürleşmesi, kendi kararlarını almaları nasıl engellenebilir? Rusya'yı ve uydu ülkelerini, demokrasi ve ilerlemeden nasıl uzak tutabilir? Derdi bu arkadaşın. Putinizmin kendine ürettiği gerekçe ise, Çarlık döneminde ve komünizm döneminde de görülen güvenlik takıntısı ve kronik kuşatma korkusudur. Rusya'daki bu psikolojiyi yansıtan, üçüncü bir dönem de Putin dönemi oldu. Aslında, emperyalist sömürgeci kafadır bu paranoyaları yaratan ve kendisine gerekçe olarak da gösteren. Rusya'daki her üç dönemde, kendilerine Rusya'nın gerçek şartlarına uymayanı misyonlar yüklediler ve sonuç, ülkeyi ilerlemek veya demokratlaşmaktan alıkoyan bir tür delilik ve büyüklük kuruntusu oldu. Bu bizde de var, birinci. Dünya Savaşı'nda da çok acı bir ders aldık. Dünya alemin, hasta adam, olduğunu gördüğü, koskoca imparatorluk, aynada kendi haline bakamadığı, için yok oldu gitti. Hastalıklarımızı iyileştirmek yerine, savaşla toparlanacağımızı sandık ve çuvalladık. Dikkat edin, Putin'in, ister kapitalist ister komünist olsun tüm Rus geçmişini savunma gibi bir durumu var. Çünkü, eskiye özeniyor, aynı paranoyalara ve aynı, delilik ve büyüklük kuruntularına sahip.